Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine bir köpek tarifiyle karşınızdayım. Bu köpeğin adı Dachshund. Yani Türkçe'de de sosis köpek diye anılıyor. Dolayısıyla bugün sizlerle bir sosis köpek öreceğiz. Ben bu köpeğimi burada gördüğünüz üzere krem rengi ve mavi tonları da araya katarak ördüm. Bu sefer şöyle bir turkuaz rengim var. Bu turkuaz renkte örmeyi düşünüyorum gövdeyi. Ve araya bu tonları henüz karar vermedim. Elimde kalan ipler ne varsa onlarla öreceğim. Bir de bir kaşko yapacağız köpeğimize. Onu da dediğim gibi elimde kalan, arta kalan yünlerle örmeyi düşünüyorum. Çünkü çok da fazla gitmiyor açıkçası. Burada 3 sıra, burada 3 sıra bir de kaşkolu var. Ayrıca siyah bir ipe ihtiyacımız var. Boncuk gözlere ihtiyacımız var. Varsa elinizde kilitli gözlerden de kullanabilirsiniz ya da işleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Evet, her zamanki gibi tığım 2,1 mm. Bir tane sıra belirleyicim var. İğnemiz var. İşte içini doldurmak için el yafa gerek var. Bir de makasa ihtiyaç var. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. Yorum da bırakırsanız severek değerlendiririm yorumlarınızı. Evet, şimdi öncelikle gövdeyi yapacağım. Ve gövde, baş, ayaklar hepsi ayrı ayrı örülüyor. Yani tek parça olarak çıkmıyor bu kafam ve gövde. Dolayısıyla öncelikle gövdeyi örüyoruz. Şimdi gövdeyi başlayalım. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Sabitliyoruz. Ve içine 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimizi çekip halkamızı kapatıyoruz. İkinci sıramızda her sık iğneye 2 tane sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 12 ilmeğe çıkmış oluyor ilmek sayımız. Üçüncü sıramızda bir tane tek yapıyoruz. Yanındakini artırıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz oluyor. Devam ediyoruz dördüncü sıramızla. Dördüncü sıramızda iki tek yapıyoruz. 1 2 yanındakini artırıyoruz. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İlmek sayımız 24'e çıkıyor. Evet. Devam ediyoruz 5. sıramızla. 5. sıramızda 3 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 yanındakini artırıyoruz. 3 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 30 ilmeğe çıkmış oluyor ilmek sayımız. Ardından 30 sıra, yani bu sıradan sonra 30 sıra eksiltme ve artırma yapmadan düz örüyoruz. Yani gövdeyi dümdüz örüyoruz. Bu arada eğer ki renk katmak istiyorsanız bunu arzu ettiğiniz yere koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani bu 30 sıra içerisinde hangi renk kullanmak isterseniz aralara, gövdeye onu kullanın. Ya da düz örmek isterseniz düz örün. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben de henüz karar vermedim hangi renkleri kullanacağımı. Dediğim gibi elimde kalan arta kalan ipleri aralara serpiştireceğim açıkçası. Dolayısıyla 30 sıra şimdi düz ördükten sonra gövdeyi
Tekrar görüşüyoruz. Evet, şimdi 30 sıramı bu şekilde ördüm. 10 sıra turkuaz yaptım ana renkten. 5 sıra buton, elimde kalan bir miktar bu renkte ipim vardı. 5 sıra bundan ördüm. 5 sıra bu yeşil tonda ördüm. Ardından 10 sıra tekrar ana renkten devam ettim ve 30 sıramı tamamladım. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. Bu kısmı bu kısım gibi yapacağız. Ve bitişe geçiyoruz. Şimdi bu sırada 3 tane tek yapıyoruz. 2 sık iğneyi birlikte örerek kesiyoruz. 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. Bu sırada sıra sonuna kadar ve ilmek sayımız 24'e düşüyor. Devam ediyoruz diğer sıramızla. Bu arada oyuncağınızı siz de doldurmuş olun lütfen. 2 tek yapıyoruz şimdi bu sırada. 2 tek ve 2 sık iğneyi birlikte örerek eksiltiyoruz. 2 tek bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmek sayımız 18'e düşüyor sıra sonunda. Bu sırada ise şimdi bir tane tek yapıyoruz. Tek sık iğne örüyoruz. Yanında 2 taneyi birlikte örüyoruz. Eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar bir tek bir eksiltme, bir tek bir eksiltme yapıyoruz. Evet, şimdi ise 12 tane sık iğnemiz kaldı. Bu sırada da bütün sık iğneleri eksiltiyoruz, birlikte örüyoruz. Yani 2 tane sık iğneyi birlikte örüyoruz 6 defa. Bu arada eksik boşluk varsa oyuncağınızın gövde kısmında orayı da doldurmayı unutmayın sıkı sıkı. Evet, sıra sonuna kadar her iki sık iğneyi birlikte örüyoruz. Sıramda şimdi eksiltmelerimi yaptıktan sonra ipimi kestim, iğnemi taktım ve burada bu boşluğa giriyorum iğnemle. Ve buradaki boşluktan da geri çıktım. Şimdi bu ilmek kanatlarının, ön kanatların arasından geçerekten altından kapamayı yapacağız. İpimizi çektikten sonra zaten o boşluk tamamen kapanacak. Bu şekilde. Ve ipimizi böyle gövdenin içinden kaç defa yürütelim. Evet. Bu şimdi köpeğimizin gövdesi oldu. Ve şimdi ayağına geçelim. 4 tane ayak yapacağız. Bu ayaklardan. Bunu da istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Yani rengarenk de örebilirsiniz köpeğinizi. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Sizin yaratıcılığınıza da kalmış bir şey açıkçası. Evet, şimdi ayağı yapmak için yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Sabitliyoruz. İçine 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 ipimizi çekip halkamızı kapattık. İkinci sırada her sık iğneye 2 tane sık iğne örüyoruz ve ilmek sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Üçüncü sıramızda bir tane tek örüyoruz. Yanındakini artırıyoruz.
Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 18'e çıkıyor ilmek sayımız. Ardından iki sıra eksiltme ve artırma yapmadan her sırada 18 ilmek olmak üzere örüyoruz. Evet, şimdi iki sıra 18 ilmek olmak üzere ördüm her sırada. Şimdi eksiltiyoruz. Bu sefer bir tane tek örüyoruz ve yanındaki iki taneyi birlikte örüyoruz. Bir tek bir eksiltme yapıyoruz sıra sonuna kadar. İlmek sayımız 12'ye düşüyor. Evet, şimdi ise 3 defa eksiltme yapıyoruz peş peşe. 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz 3 defa. Ardından 6 sık iğneyi düz örüyoruz sıra sonuna kadar. Ve şimdi 9 sık iğne kaldı. Ve şimdi 3 sıra daha 9 sık iğne olmak üzere her sırada 3 sıra daha örüyoruz. Şu bacak kısmını yani örüyoruz. Evet, şimdi ayağı bitirdim ve içine de doldurdum bu şekilde. Ve bu ayaktan 4 tane yapıyorsunuz. Ve 4 ayağı yaptıktan sonra, bitirdikten sonra bu kısımda ön kısım ve arka kısım olarak adlandırayım. 5. ve 7. sıralar arasına girecek şekilde ayakları dikiyoruz. Arada da 4-5 ilmek olmak üzere. Tam alta gelecek şekilde gövdeni ve aynı hizada olsun lütfen. Böyle aynı hizada olacak şekilde. Bu arka kısımdan 5. 7. sıralar arasına dikiyoruz. Ön tarafta da 5. 7. sıralar arasına dikiyoruz ayakları. Ondan sonra tekrar görüşürüz sizlerle. Daha sonra kafayla devam edeceğiz. Evet. 4 ayağı da gövdeye diktim. Ve buraya kadar tamamlamış olduk şimdi. Kafaya geçiyoruz. Kafayı da yine ana rengimi aldım. Sihirli halkamı yaptım. Sabitledim. Ve içine 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. İpimizi çekip halkamızı kapatıyoruz. İkinci sırada her sık iğneye 2 tane sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar. İlmek sayımız 12'ye çıkıyor. Üçüncü sırada ise bir tane tek yapıyoruz. Yanındakini artırıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift sıra sonuna kadar. İlmek sayımız 18'e çıkıyor. Dördüncü sıraya geçiyoruz. Dördüncü sırada iki tane tek, yanındakini artırıyoruz. Sıra sonuna kadar iki tek bir çift, iki tek bir çift örüyoruz. İlmek sayımız 24'e çıkıyor. Devam ediyoruz 5. sıramızla. 5. sıramızda 3 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 yanındakini artırıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, 3 tek bir çift ilmek sayımız 30'a çıkıyor. Evet, şimdi 6. sıramızda 4 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 yanındakini artırıyoruz. 4 tek bir çift, 4 tek bir çift sıra sonuna kadar. Sıra sonunda ilmek sayımız 36'ya çıkıyor. Ardından 6 sıra
eksiltme ve artırma yapmadan örüyoruz. Her sırada 36 sık iğnesi olmak üzere. Sonra tekrar görüşüyoruz. 6 sıramı ördükten sonra bu sırada eksiltme yapıyoruz. Burada 4 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz. Sıra sonuna kadar 4 tek bir eksiltme yapıyoruz. İlmek sayımız 30'a düşüyor. Evet, şimdi geçiyoruz diğer sıramıza. Bu sırada öncelikle 6 tane eksiltme yapıyoruz. Yani peş peşe 2 tane sık iğneyi birlikte örüyoruz 6 defa. 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve geriye kalan 18 ilmeği düz örüyoruz sıra sonuna kadar. İlmek sayımız 24'e düşüyor. Ardından bir sıra daha düz örüyoruz. Son sıramızı düz ördükten sonra 24 sık iğne. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu arada tabii kafayı kısmen doldurdum. Şimdi ise 3 tane eksiltme yapıyoruz. 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz 3 defa peş peşe. Ve 3. Ardından geri kalan 18 ilmeği düz örüyoruz sıra sonuna kadar. İlmek sayımız 21'e düşüyor. Ve bu sıradan sonra bir sıra daha düz örüyoruz. Son sıramızı düz ördükten sonra 24 sık iğne. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu arada tabii kafayı kısmen doldurdum. Şimdi ise 3 tane eksiltme yapıyoruz. 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz 3 defa peş peşe. Ve 3. Ardından geri kalan 18 ilmeği düz örüyoruz sıra sonuna kadar. İlmek sayımız 21'e düşüyor. Ve bu sıradan sonra bir sıra daha düz örüyoruz. Evet, burada şimdi yine son sıramı düz ördükten sonra bu sırada 21 tane sık iğne ördüm. Tekrar eksiltmeye geçiyoruz. Burada 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz. 5 tek bir eksiltme, 5 tek bir eksiltme sıra sonuna kadar toplamda 3 tane yapıyoruz. İlmek sayımız 18'e düşüyor. Evet, burada şimdi yine son sıramı düz ördükten sonra bu sırada 21 tane sık iğne ördüm. Tekrar eksiltmeye geçiyoruz. Burada 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz. 5 tek bir eksiltme, 5 tek bir eksiltme sıra sonuna kadar toplamda 3 tane yapıyoruz. İlmek sayımız 18'e düşüyor. Geçiyoruz şimdi diğer sıramıza. Diğer sıramızda 4 tane tek yapıyoruz. 1 eksiltme yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz. 2 kez daha tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmek sayımız 15'e düşüyor. 4 tek 1 eksiltme. Geçiyoruz şimdi diğer sıramıza. Diğer sıramızda 4 tane tek yapıyoruz. 1 eksiltme yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz. 2 kez daha tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmek sayımız 15'e düşüyor. 4 tek bir eksiltme. Evet, devam ediyoruz şimdi diğer sıramızla. Burada da 3 tek. 1, 2, 3 ve yanında 2 taneyi birlikte örerek eksiltiyoruz. 3 tek bir eksiltme, 3 tek bir eksiltme. Bu sırada 3 defa yapıyoruz. İlmek sayımız 12'ye düşüyor. Bir sonraki sıramızda 2 tane tek yapacağız. 2 tek örüyoruz. 1, 2, yanındaki 2 ilmeği birlikte örüyoruz.
Bunu da yine 3 defa yapıyoruz bu sırada. İlmek sayımız 9'a düşüyor. Evet, şimdi bu sırada ise bir tane tek yapıyoruz ve yanındaki iki taneyi eksiltiyoruz. Bir tek, ve bir eksiltme yapacağız. İki sık iğneyi birlikte örüyoruz. 3 defa bu sırada. Bir tek, bir eksiltme, bir tek, bir eksiltme. İlmek sayımız 6'ya düşüyor. Ardından bir sıra düz 6 ilmek olmak üzere örüyoruz. Bu arada tabii ki doğramayı unutmayın. Kafayı. Evet, şimdi bu son sıramızın 6. sık iğnesini, ilmeğini tamamlamadım. Çünkü burada renk değişimine gideceğim. Siyaha geçiyorum. Ve son sık iğnemi siyahla kapatıyorum. Ardından bir bu sırada şimdi bir sık iğne ve bir artırma yapıyoruz. 3 defa. Bir sık iğne ve yanındakini artırıyoruz. Ve bir kez daha bu sırada tekrarlıyoruz. Bir sık iğne ve bir artırma. İlmek sayımız 9'a çıktı. Şimdi maviyi kesebiliriz. Ve burada mavi ile siyahı düğüm atıp bunu kafanın içine itelim bu ipleri. Bu şekilde içe doğru itebiliriz ya da fazlalığı keselim tekrar. Şöyle. Ve şimdi bir sonraki sırada da tam bu artırmanın tersini yapıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz ve yanındaki iki taneyi eksiltiyoruz. 3 defa yapıyoruz bunu sıra sonuna kadar. Şimdi ise 6 tane sık iğnemiz kaldı ve burada 3 defa eksiltme yapıyoruz. İyice küçültüyoruz yani burnu ve bitiriyoruz. 3 defa 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz. İkincisi ve da üçüncüsü. Küçüldükçe zorlaşıyor örmesi. Evet, üçüncüsünü yapamadım. Şimdi bakayım. Bir ve şuraya giriyorum aynen. Evet, şimdi burnu tamamladım. İpimi kesiyorum. Çekiyorum. İğneme taktıktan sonra bunu burnun içine itiyorum. Daha doğrusu yine bu kapatmayı yaparken biliyorsunuz ilmek kanatlarının altından geçerek büzüyoruz. Aynı o şekilde yapacağız yine. İnşallah ipimi iğneme takabilirsem. Bazen gerçekten çok zorlanıyorum. Evet. Siyahta da tabii biraz zor görünüyor ama bu ilmeklerin şöyle içinden geçeyim ilk önce bir. Son 3 tane ilmeğin
alt kanatlarından geçerek burnu büzüyoruz. Bu şekilde. Ve böyle içine girerek kafa içinde birkaç defa yürütüyoruz. Evet. Kafayı da tamamlamış olduk. Kafayı da hemen bakıyorum. Son şu kafanın geldiği yer bakayım. Birinci, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizinci, yedinci sıradan itibaren şöyle şu şekilde dikebilirsiniz. Yani siz yerleştirin güzelce. Gövdenin üst kısmına ayaklar altta kalacak şekilde böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıradan itibaren öne doğru böyle bu şekilde dikebilirsiniz. Ben şimdi kafayı diktikten sonra bir de bir kulağını yaptım ve kafaya diktim. Şimdi ikinci kulağı sizinle birlikte öreceğiz. Bunun için yine ana rengimi alıyorum ben. Turkuazımı ve sihirli halkamı yaparak kapatıyorum. Ardından 6 tane sık iğne örüyorum içine. 3, 4, 5, 6. İpimi çekiyorum, halkamı da kapatıyorum. İkinci sıramızda ise her sık iğneye 2 tane sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmek sayımız 12'ye çıkıyor. Evet, şimdi geçiyoruz 3. sıramıza. 3. sıramızda bir tane tek yapıyoruz. Yanındakini artırıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmek sayımız 18'e çıkıyor. Ve bu sıradan sonra diğer 4. sıramızda 2 tane tek yapıp yanındakini artırıyoruz. Yine aynı şekilde 6 defa yapıyoruz ve ilmek sayımız 24'e çıkıyor. Ardından 5. ve 6. sıralarımız düz örüyoruz. Yani her sırada 24 sık iğne örüyoruz. Ondan sonra tekrar görüşüyoruz. Şimdi iki sıra düz ördükten sonra geçiyoruz bir sonraki sıramıza. Bu 7. sıramız. Burada 2 tane tek yapıyoruz ve 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz. Bunu 6 defa yapıyoruz. İlmek sayımız 18'e düşüyor. Ardından 3 sıra daha eksiltme ve artırma yapmadan örüyoruz. Evet, şimdi geçiyoruz 11. sıramıza. Burada bir tane tek yapıyoruz ve 2 sık iğneyi birlikte örüyoruz. Sıra sonuna kadar bunu tekrarlıyoruz 6 defa. Ardından ilmek sayımız 12'ye düşüyor ve yine 3 sıra eksiltme ve artırma yapmadan her sırada 12 ilmek olmak üzere düz örüyoruz. Ve tekrar görüşüyoruz. Ve şimdi geçiyoruz bir sonraki sıramıza. Bu 15. sıramız. Burada 2 sık iğne örüyoruz. 1, 2, yanındaki 2 taneyi eksiltiyoruz. Birlikte örüyoruz. Bunu 3 defa yapıyor. Sıra sonuna kadar ilmek sayımız 9'a düşüyor ve bir sıra daha düz örüyoruz. Evet, ben şimdi kulağı bitirdim. Ve şimdi tam karşısına gelecek şekilde burada arka taraftan sayın lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıranın başladığı 7 ile 8. sıranın arasına başladığı yerde burada kaç ilmek bırakmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmekte mesafe var kulaklar arasında burada. Yani iki yana gelecek şekilde eşit hizada karşılıklı dikiyoruz kulakları. Sonra tekrar görüşüyoruz. Evet, köpeğimin kulakları da dikilmiş oldu şimdi. Ve burada gözlerine geçmek istiyorum. Herhangi bir boşluktan giriyorum iğnemle. İnce bir ip taktım iğneme. Ve 7. 8. sıraların arasını bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. sırada şöyle oyuncağınıza önden bakın. En güzel nasıl durur gözleri en iyi şekilde. Oraya boncukları dikelim ya da elinizde varsa tabii ki bu şey iğneler, pardon, gözlerden, kilitli gözlerden onlardan kullanabilirsiniz. Ve burada 1, 2, 3, 3 ilmek atlamışım. Kilitli gözlerden de kullanabilirsiniz ya da iyi şey dikebilirsiniz, düğme dikebilirsiniz, işleyebilirsiniz de. Uyuyan göz yapmak isterseniz mesela o da olabilir. Hiç boncuk falan kullanmadan. Dolayısıyla böyle şimdi gözleri dikiyorum. Evet, bu şekilde. Ve burada düğüm atıp, iki düğüm atıp, kalanı kafanın içine iteceğim. Kalan ipi. Evet, bu şekilde köpeğimizi de gözlerini de tamamlamış olduk. Şimdi arzu ederseniz köpeğinizi buraya fiyonk yapabilirsiniz. Ön kısmına bir papyon yapabilirsiniz. Ya da kaşkol örebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben kaşkolla tamamlamayı düşünüyorum. Bunun için şimdi tekrar bir renk hangi renk yapsam diye düşünüyorum. Acaba şöyle bir yeşil mi alsam ya da şöyle bir turkuaz alacağım galiba. Turkuazı tercih ediyorum. Ben bu kaşkolunu bakın göstereyim size. Böyle değişik bir, yani değişik derken değişik bir örgü ortaya çıkıyor. Bunun için iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. Ve birincisine batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar bu yaptığımın sık iğnemin şu kanadının içinden geçiyorum. Oradan yine ipimi çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Bunu bu şekilde ince bir kaşkol olacak. Böyle bakın şunun içinden geçtim. İpimi çektim ve sık iğne yapıyorum tekrar. Yine böyle istediğiniz uzunlukta köpeğinizin boynunu saracak şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacağım ve tamamladıktan sonra tekrar görüşelim. Evet, köpeğimin kaşkolunu da tamamladım ve boynuna sardım. Şimdi kuyruğu kaldı. Evet, köpeğimizin bir de kuyruğunu yapacağız.
Evet, şimdi kuyruğu için yine sihirli halkamızı yapıyoruz her zamanki gibi. Sabitliyoruz. İçine 5 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ardından 3 sıra eksiltme ve artırma yapmadan örüyoruz. Her sırada 5 sık iğne. Evet, geçiyoruz şimdi bir sonraki sıramıza. Başta bir tane artırma yapıyoruz. İlk sık iğneye 2 tane örüyoruz. Ardından 4 tane sık iğneyi düz örüyoruz. İlmek sayımız 6'ya çıkıyor. Bu sıradan sonra bir sıra daha düz örüyoruz. 6 sık iğne olmak üzere. Bir sıra. Sıramıza geçiyoruz. Son sıramızda yine bir artırma yapıyoruz. İlk sık iğneye, ardından 5 tane sık iğne örüyoruz ve bitiriyoruz kuyruğu. Dört ve beş. İpimizi, ardından içini çok hafif doldurabilirsiniz. Çok hafif kuyruğun içine. Ondan sonra kuyruğu 1, 2, 3, 4, 5, 6. ile 8. sıralar arasına tam sırtını ortalayarak dikebilirsiniz. Şöyle şuraya. Ondan sonra tekrar görüşüyoruz. Evet, köpeğimin kuyruğunu da gövdeye diktim ve sonunda köpeği tamamladım. Böyle gayet şirin bir köpeğim oldu. Daha doğrusu iki köpeğim oldu. Umarım keyif almışsınızdır bu videomdan da. Tarifi umarım beğenmişsinizdir. Ve tekrar bir sonraki videomda inşallah tekrar sağlıkla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.